Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Almanya'dan devam ediyoruz video çekmelere. Bugün çok güzel bir yere gideceğiz. Bir bahçe sanırım. Adı da What is name Habibi? Herrenhausen Garden. Hep yanlış söylüyorum. Bu da bana uyarıyor ama artık yapacak bir şey yok. Ben Alman değilim, bu kadar benden. Çok güzel bir yermiş. Hep beraber gidip göreceğiz şimdi bakalım. Kısaca bir özet geçmek istiyorum şimdi. Burası Herrenhausen, Hannover'ın başkenti arkadaşlar. Burası da bir saray. Hannover'ın krallarının Hannover'a bıraktıkları bir miras. Buranın bahçesi, devasa bir bahçesi var. Burada Fransız, İngiliz peyzajlar özel olarak getirilip yaptırılmış. Şu anda arkamda harika heykeller var. Farklı farklı çiçeklerle çok güzel bir şekilde bezenmiş. Fakat ben kışın geldiğim için bunlara maalesef denk gelemedim. Şu halde bile inanılmaz güzel. Gördüğünüz yer bir tür süs havuzu. Çok muhteşem, ayrıntılı ben size çekeceğim aynı zamanda. Ama kış olduğu için şu anda çalıştırmıyorlar. Korona nedeniyle de zaten çok giriş çıkış yok. Yazın büyük bir ihtimal burayı yapıyorlardır, çalışıyorlardır. Harika görünüyor. Girişte böyle bir şey veriyorlar, harita elimizde işte gezmek için. Backside. Here. Buradaki normalde burada olan çiçekler bunlar. Bunları ekiyorlarmış. Laleler, çiçekler işte. Ama biz kışa denk geldiğimiz için bu kadarını görebiliyoruz. Yani şu anda yok, sadece yeşillik. Burada bir tane saray var. Burası da sarayın bahçesi. Yaklaşık 50 dönüm olan yerde her yerde küçük küçük heykeller var. Küçük büyük heykeller var. Altın kaplama heykeller. Hep insan heykelleri. Hepsi değişik bir şeyler yapıyor. Sırayla hepsini göstereceğim size. Bebek heykelleri. Tanrı kılığında olanlar var. Çok değişik, çok güzel ve çok büyük bir alana yapılmış heykeller var burada. Burada Fransız peyzajlar ve İngiliz peyzajlar özel olarak getirilip yapılmış burası. İnanılmaz güzel ama kış ayında olduğumuz için çok fazla çiçek göremiyorsunuz. Yazın çok daha güzel. Ayrıca bu bahçede, 50 dönümlük bir bahçe devam edeceğiz gezmeye, göstermeye. Bu bahçede her sene ülkeler havai fişek yarışmaları yapıyorlarmış. Gerçekten harika, muhteşem. Gelin göstereceğim. Burada gladyatör heykelleri var. Şöyle karşılıklı iki tane gladyatör var. Yine buraya geliyoruz. Burada bir kadın heykeli. Bu sefer uzak bir kadın heykeli. Gerçekten etkilenmemek elde değil. Harika olmuş. Ben çok beğendim. Kış ayında gelmeme rağmen bu kadar beğendim. Yazın gelseydim ne yapardım? Aklım derdi herhalde. Şuraya bebek
şeyleri çizmişler. Heykelleri yapmışlar. Çok güzel olmuş gerçekten. You can show them. Üzüm yiyor. Elinde bir şeyler var. Maske var. Çok tatlı. Artık anlamlarını çok fazla bilmiyorum ama gerçekten çok güzel. Hepsi bir şey yapıyorlar. Burada her sene havai fişek gösterileri oluyor. Büyük devlet adamlarını ziyaret için de buraya çağırıyorlar. Çünkü burası bir saray aynı zamanda. Sarayı da size göstereyim şöyle. Tam ismi Habibi. Saray burası. Ve önünde bahçesi. Çok büyük. Şurada şöyle. Buranın bir de arka tarafı var. Dediğim gibi Fransız ve İngiliz peyzajlar özellikle getirilmiş. Ünlü peyzajlar getirilip yapılmış. Çok güzel bir kültürel miras. Gördüğünüz gibi inanılmaz büyük. Gezmekle gerçekten bitmiyor. Yarım saattir geziyorum. Ve hala bahçenin devamı. Sarayın bahçesinin devamındayız. Eskiden krallar buraları kullanırlarmış işte artık. Ava gidiyorlardı artık ne yapıyorlardı bilemeyeceğim. Ama muhteşem. Devamı sonsuz, uçsuz bucaksız 50 dönüm. Daha önce burası basit bir sebze bahçesiyken kralın karısının isteği üzerine burası bir çiçek bahçesine dönüştürülmüş. Ya çok güzel olmuş yani. Normal bir sebze meyve yetiştirilen bir yermiş. Ama arkamda gördüğünüz yer 50 hektar. Artık doğru mu söylüyorum bilmiyorum. 50 dönüm oluyor mu ya da olmuyor mu? 50 hektar öyle yazıyor. Yani harika muhteşem bir yer. Çok güzel yapmışlar. Arkalar, süsler, heykeller muhteşem. Buralarda su havuzları var. Şu anda kış olduğu için boş. Kışa denk geldim ama artısı var. Ben kışın geldiğim için burası şu anda boş ve rahat rahat çekim yapabiliyorum, gezebiliyorum. Yazın gelseydim gerçekten çok kalabalık olacaktı. Ama muhteşem. Buranın çiçekli halini gerçekten bölgede de küçük küçük böyle bölümler var. Buralara da ayrı ayrı böyle çiçekler ekip tam ortalarına da küçük heykeller koymuşlar. Küçük büyük heykeller var. Çok güzel değişik. Hepsinin bir anlamı var ama ben şu anda bunları size anlatamıyorum. Açıklama kısmına bırakacağım hepsini. Çünkü eğer anlatmaya kalksam gerçekten çok uzun sürecek. Şu etrafımda gördüğünüz bu bölüm komple buradan şuraya kadar, arka tarafa kadar küçük küçük bölümlerden oluşuyor. İçini size göstereceğim birazdan. İçlerinde de küçük odalar, buralarda küçük küçük odalar, küçük küçük dediğime bakmayın yani 3+1 ev kadar odalar var. Onların içinde de çiçekler var ayrıca. Gerçekten çok büyük, gezmekle bitmiyor. Devam edelim. Saraya doğru yanaşırken iki tane büyük heykel karşılıyor. Birisi kadın heykeli. Şöyle yanaşayım. Kadın heykeli dur diyor. Bilmiyorum ne diyor. Burada da kanatlı bir adam. Bunlar sanırım melekler. İki tane melek karşılıyor. İlerisinde saray var. Çıkarken böyle küçük kitapçıklar var. Onlardan veriyorlar. Ben aldım bir tane size göstermek için yazın nasıl olduğunu. Ben şu an Şubat ayında olduğumuz için soğuk zamanına denk geldim. O yüzden çiçekler yoktu. Ama bu haliyle bile inanılmaz etkileyici bir yer. Çok etkilendim ben. Yazın bu şekilde oluyor. Bakın göstereyim size. Gerçekten harika. 6 euro kişi başı. Bütün bahçeyi geziyorsunuz ve ayrıca bir de müzesi var. Müzeye ben yetişemedim. Saat 4'te kapanıyormuş. Sizin haberiniz olsun. Sonra gelebilirsiniz dediler ama sonra ben ertesi gün Berlin'e gideceğim için maalesef gidemeyeceğim. Ama muhteşem çiçekler var yazın. Bakın mutlaka Hanover'a bence gelip görmelisiniz. Burası çok harika bir yer. Gerçekten tarihi şeyler çok var. Gezilecek, görülecek yerleri çok fazla. Çok güzel çiçekler var. Çok değişik çiçekler. Yazın bunların hepsini orada görebilirsiniz. Bence buraya geliyorsanız yazın gelin. Kışın da ayrı bir güzel tabii ama tabii ki sonuçta bahçe olduğu için yazın görülmesi gereken bir yer.
Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like'lamayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Bu da kışın size gösterdiğim, çektiğim bahçenin kışın karlar içindeki hali. Gerçekten kışın bile muhteşem. Gerçekten çok etkilendim.